Gençler, hepinize selam. Bu tamamen sohbet videosu olacak. Size okulumu gezdireceğim. Biraz daha kendimi anı olarak kalsın diyorum. Mezun olduğum zaman gelişimi, okulumu görmüş oluruz. Adana'da yaşıyorum. Çukurova Üniversitesi'nde okuyorum. Makine mühendisliğinde okuyorum. Şu an öz avlularındayız. Çok da aksiyon beklemeyin, sıkılırsınız. Basmayacağım, gazlamayacağım. Araba daha soğuk. Az sıcaklığı 56'da. Basan olursa gene basarız da. Teknik bir şey olmayacak. Bunu sadece tamamen nasıl söyleyeyim? An olarak yapıyorum, kendime çekiyorum. Bundan 5 yıl sonra, 6 yıl sonra açıp baktığımda en azından mutlu olurum ya da ne günlerdi diye düşünürüm. Belki o zaman bu Golf de olmaz altımızdan, ne olur bilemiyoruz. Bu saatlerde karşı tarafı görüyor musunuz bilmiyorum. Orası full trafik olur. İş çıkış saati. Herkes buraya gelmeye çalışıyor. Biraz camı açsam herhalde rüzgar sizi çok rahatsız etmez. Bugün 2 Nisan 22.5 derece Adana ve sıcak. Tişörtle öğlen gezilir. Öğlen 22.5'sa şimdi 27.5 falan olur. Mesela soldan Jetta geliyor. Buradan da bu önüme çıkıyor. Jetta duramıyordu. Yaya yolunda değil. Millet normal ya, yavaş gitsem bile Jetta beni sıkıştırdı mesela. Ya sıkıştırdım, ben orta şeritten gidiyorum. Bu beni sıkıştırdı, ben sola geçemedim. Yayanın kafası karıştı. Yaya yolunda değil. Jetta niye yaya göre öyle geldi, onun hakkında da fikrim yok. Durduk yere bir aksiyon oldu. Far videosunu çektim, hatırlarsınız bundan önce. Evet, dün far videosunu yükledim. LED ampuller güzel aydınlatıyor. Eyvallah, hoş, güzel ama istediğim verimi alamadım kısalarda. Bir Xenon mercekte Xenon'a geçeceğim. Ama diğer türlü şey, yeni aldığım Runsted LED'i ayrı bir uzun üzmeye takacağım. Öyle daha güzel olur. Hatta şunun arkasından gözüküyor mu bilmiyorum ama gündüz selektörlerimiz güzel oldu. Ama gece ben Xenon, hala mercekli farda Xenon çok daha iyi aydınlatıyor. Bir Xenon'lu mercekli farda. Yapacak bir şey yok. LED genel anlamda ilk çıkan LED'ler hiç aydınlatmıyor. Yani hiç aydınlatmıyor dedim. Xenon'a göre kötü. Bizim aldıklarımız zaten sonradan. Orijinal çoğu arabanın ilk çıkan ilk seri LED'leri bile aydınlatmıyor. Tabi AA8'ler falan bunlar hariç. Onun da ayrı videosunu çekmeye gerek yok zaten, sökümünü falan size anlattım. Ben bir spora gidip gelmiştim. Ortalamamız kaç olmuş? Bir dakika. 5 kilometre yapmışım, 16 ortalama hız var. 7-8'miş. Okula gidene kadar muhtemelen düşer. Hatta ortalama da burada açık kalsın. Şu an neredeyim? Eyvan kavşağına doğru iniyorum. Belki yarın, ya sabah dersim var ama müsait olursak Mahmut abi Adana Detailing'in yanına gideceğim. Bir tane Mercedes yapıyormuş. Onun polisaj aşamalarını çekebiliriz. Dersten çıktıktan sonra onu rahatsız edeceğim. Bakalım ne diyecek, ne demeyecek. Üniversiteden bahsedeyim ben size. Sürekli soruyorsunuz ne iş yapıyorsun diye. Benim bir işim yok arkadaşlar. Ben okuyorum. Benim tek işim okulu bitirmeye çalışmak. İkinci uzatma senemdeyim. Niye bu kadar uzadı, okula gitmedim. Gitmedim dedim. Sınavların çoğuna bile girmedim. Hep devamsızlıktan kalıyordum. Hazırlıkta da kaldım. Ben 1,5 sene hazırlık okudum. Yarım dönem de orada uzadı. Hatta şöyle komik bir anım vardır. Geçme notu 70'ti. Ben 68'de kaldım. Komple bir yaz yurt dışında dil kursuna gittim. Geldim 67 ile kaldım. Tabi dil kursunda sadece konuşmayı, hayatı öğreniyorsunuz. Bizim buradaki gibi direkt ezber, gramer namına, özellikle yurt dışına giderseniz bir şey öğrenemediğiniz için ben puanımı düşürerek kaldım. Hazırlığı geçtik. Direkt birinci sınıfın ikisinden başladım. Fakat öyle olunca birinci sınıfın birini bilmeden birinin ikisinden başlayınca 6 dersten 2 tane verebildim. 4 dersim öyle kaldı. İkinci sınıfa geçtiğimde birin birini hiç alamamıştım. Birin biri ve ikinin biri. 6 ders oradan, 6 ders oradan. O gün o gündür arkadaşlar, kendime bildim bileli 12 ders alıyorum. 12 aldım.
atıyorum 4 verdim 8 kaldı, 8 aldım üstüne bir 4 daha ekledim, aldım bu sene olacak, bu sene gideceğim, bu sene çalışacağım. Sonuç olarak ikinci uzatma senem çoğundan devamsızlıktan kalıyordum. Bu sene gene 12 ders alıyorum. 12 derse 12 yaparsak halledeceğiz. Çalışıyorum da. Göreceğiz. Arabayı belki en önce ama cam filmi yapabilirim. En açığından. Çünkü cidden Adana çok sıcak oluyor. Öyle böyle değil. Bunlar dönecek mi dönmeyecek mi fikrim yok. Öyle olunca yanıyoruz resmen. En azından önden gelen ışığı kırsın. Fakat benim buradaki kötü noktam yan camlarımız çok koyu oldu. Öne de yaparsam artık polislerle nasıl oluruz bilmiyorum. Böyle en azından karşıdan beni görüyorlar. Bu istemsiz koyu oldu. Sökmek de istemiyorum. Çok lumar var film olarak. Lumar yaptırdım. ATR 35 mi öyle bir şeydi. Açık geldi, üstüne de 3M çektik. 2 kat film var yani burada. O yüzden içerideyken yapılırken güzeldi film. Ama sonradan bana baya baya bir koyu gelmeye başladı. Ama alıştım, sıkıntı yok. Şimdi burası eskiden Leman Kültür'de, artık değil. Bu kavşaktan sonra okulun yolu buradan devam ediyor. Baraj seti var. Yani insanoğlu, insanlar baraj yapmak için oraya bir set yapmışlar. Setin üstünden de trafik akıyor. Oradan geçeceğiz. Bir tarafımız göl, baraj gölü, bir tarafımız uçurum mu diyeyim artık, ne diyeyim, öyle bir şey. Yollar bu arada tutmuyor hiç bu mevsimde. Her yer toz. Asfalt çok ıslak. Mesela göstereyim. Şu an kaydı. ESP devreye girdi. Ya da basıyorum. Sadece patinaj, başka hiçbir şey yok. Asfalt çok kötü arkadaşlar. Benim bildiğim Konya'da da asfalt böyle. Mesela ben Nevşehir'e gittiğim zaman araba birinci viteste bile ASR açmıyor. Bakın birinci, burada ikinci vitesi yok bu arabanın. Birinci viteste ASR açmıyor. Bu artık nasıl bir asfalt yaptılar bilmiyorum. İlk yapıldığı yıl çok güzeldi. Ama şu an frene bassam da durmaz. Gaza bassam da gitmez. Adana'da yaşıyoruz. Ama emin olun 4 çeker araba diğer memleketlere göre burada daha önemli. Burada gaza basıyorsun gitmiyor. Hele asfalt ısınsın çok daha fazla patinaj çekiyor. Komik gelecek belki ama cidden 4 çekeri burada her mevsim kullanabilirsiniz Adana'da. Kışın da tutmuyor yol. Yazın hiç tutmuyor ısındığı zaman. Diğer memleketlerde en azından karda buzda bir işe yarar. Burada her şekilde işe yarıyor. Ben ciddi söylüyorum ben size. 105 beygir 4 çeker bir tane 1.6 TDI getirin. Ben 60-70'e kadar geçemem onu. Şu an baraj setinin girişi. Dikkat ederseniz biraz seke seke girip çıkıyoruz burada. Altında kapaklar var şu an, barajın kapakları. Oraya geçtim. Bura bir ara çöküyor möküyor muhabbeti yaptılar. Ben ilk geldiğim sene trafik yoğunluğu çok fazla. Tek yön yapacağız dediler. Sonra otobüsçüler kavga dövüş çıkardı sanırım, iptal ettiler. Videoda ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Bu tarafım göl. Üniversitede bu tarafta zaten. Sağ tarafında uçurum. Burada hız sınırı 30 arkadaşlar. Ama yani ben burada 30'la gidersem şu an kaçta gidiyorum? 60'la gidiyorum. Herhalde bayağı bir trafik olur. Birkaç kez denemeye çalıştım. Hani 30'la gitmek istemedim de. Birkaç kez gitmeye çalıştım. Ne olacak bakalım diye. İmkansız 30'la. Herkes tribe giriyor. Mesela böyle muhtemelen orada bisiklet var. Motosiklet tarzı bir şey var. Herkes şeridine çıka çıka geçiyor. Yok, araba bozulmuş. Mesela burada bir kaza olduğu zaman burası direkt kilit. Kaçacak hiçbir şey yok. Ne kadar doğru bilmem. Hiç Google'a da yazmadım. Belki şimdi videodan sonra yazarım da yanlış bilgi olmasın. Sanırım baraj seti üstünden trafik olan, trafiğe açık olan tek yer burası. Ne kadar doğru, ne kadar doğru değildi bilmiyorum. Herkes üniversiteden çalışanlar olsun, öğrenciler olsun. Ben ikinci öğretim bu arada. İkinci öğretim olduğum için bu saatte gidiyorum. 6'ya 20 var. Dersim 5'teydi. Yetişemedim. İkinci arada gireceğim. Burası kalabalığı görüyorsunuz. İş çıkış saati. Memurlar, hocalar, öğrenciler. Herkes çıkmaya çalışıyor. Bizim gidişimiz rahat oluyor. Dönüşümüzde de kimse kalmayacak. Muhtemelen 7.30-8 gibi çıkacağım akşam. Buradan sola döndüğüm zaman üniversitenin içine girmiş olacağız.
Bu arada soruyorsunuz abi niye sürekli ASR kapalı, niye ASR kapalı, ESD spor. Şöyle söyleyeyim. Orada hani onun için açtım, öyle kaldı. ESP kapalı değil arkadaşlar. Ben ESP kapalı kullanmıyorum. ESC spor modda kullanıyorum. Böyle daha az müdahale yapıyor. Çekiş kontrolü de tamamen kapalı oluyor. Yani patina çekebiliyor ama araba savrulacağı ya da çok ciddi bir açılara gittiği zaman araba kendini düzeltmek adına ESP müdahalesi ediyor. ESP komple kapatınca böyle bir uyarı geliyor ve diyor ki ölüme hazırlan. ABS sen ve ben varım diyor. Aramızda başka kimse yok diyor. Ama ben özellikle Adana asfaltında arabanın hiçbir özelliğini yani hissiyatını hissedemezsin. Çünkü asfalt tutmuyor. O yüzden kapatmıyorum ESC'yi. Burada böyle ışığı bekledikten sonra göremiyorum, otobüs geçti. Yeşil de yanmadı, kırmızı da gitti. Sürü psikolojisi şimdi yandı. Çok ağaçlık bir yer. Şu an üniversiteye giriş yaptık. Böyle tabelasını görüyor musunuz bilmiyorum. Çukurova Üniversitesi yazıyor. Ay. Yazın çok güzel oluyor. Özellikle sabah soğukken geldiğiniz zaman manzara falan çok hoşuma gidiyor benim. Burada kız öğrenci yurdu var. Burada ışıklar, ışıklar bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Niye çalışıp çalışmadığını inanın ben de bilmiyorum. Kafasına göre çalışıyor. Çok kaza oluyor mesela. Ben şu an geçiyorum ya böyle transit bir şekilde. 10 geçişiminden 9'unda böyleyse bir tanesi de bir bakıyorum bir anda herkes durmuş. Böyle dikkat etmeyen çok kişi kaza yapıyor. Burası da mesela çok kaygan. Yolun eğimi yanlış. Buradan savruluyorlar. Hop hop sağ sol. Şuralar hep kırık. Artık nerede toparlayamazsa sağa sol sağa sol genelde buraya uçuyorlar. Burayı tercih etmiyor kimse. Muhtemelen arabayı oraya döndüğü için panikle buraya kırıyorlar. Oraya buraya derken hani ikinci de üçüncü de uçuyorlar. Burada hala üniversitenin içerisindeyiz. Şu an bile hafif patinaj çekti, bıraktı araba yani hızımızı 100-110 dip gazla değindim. Spor kontak 5 lastikler var ama lastik değil, asfalt çok kötü arkadaşlar. Buraya hangi lastik koyarsanız koyun. Bu arada üniversitenin ilk yerleşim yeri, birazdan içeri güvenliğinden geçeceğim bir yer. Sonra bölümler arttıkça otomotiv mühendisliği, hukuk falan. Üniversitenin dışında ben oralara gitmeyeceğim. Benim bölümüm üniversitenin içinde. Bu arada belki size komik gelecek. Bir ara sticker'la giriyorduk. Stickersız araç giremiyordu. Bende şu an sticker var. 250 liraya satıyorlardı yıllık. Fazlaydı. Şimdi sticker yok bu sene. Herkes alıyorlar. Bir orta yolu bulamadık. Biraz daha uygun yapıp en azından sticker'lı yapsalar daha iyi olurdu. Şu an elinizi sallayarak girebilirsiniz buraya. Yeşilimiz yandı. Yani bir şey olması gerekiyor diye düşünüyorum. Böyle piyasa yapmaya gelen canolar da oluyor. Okulda okumayan, gezmeye gelen ne oluyor? Piknik yapmaya gelen ne oluyor? Burada kocaman iki tane kasesimiz var setkili. Muhtemelen güvenlik tipe göre falan şey yapıyor. Dur diyor, sen nereye geldin, nereye gidiyorsun falan diyor. Üniversitenin içine girdik. Üniversitenin asfaltta çok kötü, dip gaz yaptı. Sadece patinaj, başka hiçbir şey yok. Gazlamıyorum üniversitenin içinde. Burası genel ilk girdiğiniz yer. Sağ tarafa doğru işte dış ilişkiler, yabancı diller, yüksekokulu. Şurada YADİM o tarafta kalıyor. Burada bankalar falan var. Bankamatikler var. Burada kulüp kollarının odası var sağ tarafta. İnanın hazırlıkta gittim de. Dağcılık kulübüne bile bir hevesle. Sol tarafım gıda, ziraat mühendisliği falan. Üniversitenin içi bu şekilde. Normalde sabah geldiğimiz zaman çok kalabalık olur burası. Şu an akşam geldiğim için gayet sessiz ve sakin. Çukurova biliyorsunuz tarımla eskiden, şu an o kadar yok da, tarımla çok ünlü olduğu için ziraat ve gıda mühendisliği falan çok popülermiş eskiden. Burada son durak kafe var. Kafeler başlıyor. Burası Amfi. Amfi demeyeyim de yani
dersin işlendiği bir amfi değil. Böyle toplantılar, büyük konuşmacılar falan geldiği zaman oraya geçiyorlar. Mithat Özsan amfisi. Yani burası Anayolların etrafında bölüm yok aslında çok fazla. Hep şeyler. Ağaçlık alan. Sağ tarafım göl mesela. Videoda muhtemelen çıkmıyordu. Burası manzaraya gittiğiniz zaman göl var. Karşıdan güneş vurunca ne kadar çekebilecek onu da bilmiyorum. Burası sol tarafım Fen Edebiyat Fakültesi. Bunlar onların binası. Buradan bir sol, yani şu aradan girdiğim zaman şurası benim, ben bunun bir arkası benim bölümüm. Benim bölümüm yolun kenarındaydı. Buralarda laboratuvar var. Laboratuvar bir ara yandı, o yüzden bir sene falan kimse gidemiyor. Burası Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nin laboratuvarları. Burası karşım komple arkadaşlar göl. Şöyle geçersem görür müsünüz bilmiyorum. Manzarası çok güzeldir. Şurada bir kafe daha var, Turkuaz Kafe. Şu arkamızdakine yol verelim, çok heyecanlı heyecanlı geliyor. Geç hadi geç. Burası madenci, ya mühendislik fakültesi burada arkadaşlar. Tekstilmiş, oymuş, endüstri mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği bu tarafta. Sol taraf su ürünleri, sağ tarafta işletme, iktisat. Hani tam onun şeyini bilmiyorum ama bu taraftalar. İBFF, İktisadi İdari Bilim, neyse işte onlar var burada. BFF neydi ya? İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Pardon. Aynen onlar burası işte. Sağ tarafa dönersem konuk evler, yani hocaların, onun bir ilerisi hocaların kaldığı yerler falan var. Orada öğrencilerin orayla bir işi yok. Erasmus'la gelenler falan kalıyor. Bizi anlıyorlar. Kalacaksan yurtta kalacaksın arkadaşım diyor. Ondan sonra şurası dekanlık. Şu otobüsü geçeyim. Burası dekanlık, kütüphane, öğrenci işleri falan. Ya aslında yol kenarından değil, hepsi birbirle bağlantılı. Yolun etrafını çevirmişler. Her şey, bölümler burada. Yürüyerek gidiyorsun. Benim golf altım varken dubalar dikmişlerdi. İki tanesine vurmuştum ya. Bir gece duba dikmişler. Ertesi gün yoktu. Ben de böyle konuşa konuşa yanımdaki arkadaşla geliyordum. Bir baktım önümde duba bir anda pıtır pıtır iki tanesini ezmişti. Bölümle ilgili ben makine mühendisi okuyorum. Yani mühendislik anlamında en azından sormak istedikleriniz varsa cevaplayabilirim. Ben okulu gezdiriyorum. Daha ne olarak kalsın diyorum. Burası dış ilişkiler bilimi. Erasmus'la gelenler gidecekseniz. Sağ taraf benim hayatımı çaldı. Yadım. Burası toprak bilimi ve bitkisel beslenme bölümü. İşte şurası gıda. Burada bir yerde ziraat falan da var sanırım. Bahçe, bitki. Ya onlar biliyorsunuz içinde çok ayrılıyor bölümlere. O kadar ayrıntılı bilmiyorum benim o bölümleri. İleride de ilahiyat. İşte göstereyim mi bilmiyorum ki. Saat kaç? 50 dersim, 10 dakika var. 15 dakika göstereyim hadi. İnan emin olun orayla da çok bir işim yok benim. Burası Balcalı Hastanesi bu arada. Üniversitenin içinde hastane var. Şurada bir tane Starbucks var. Aa, bir de Soulmate açıldı. Oraya da gidebiliriz. Bu araya da girelim. Manzarası falan da güzel. Ay ay. Pediatrik, onkoloji, bilim dalı falan mı? Arkadaşlar burasıyla benim pek bir alakam yok. Çok nadir giriyorum zaten. Eczacılık fakültesi soldaymış. Biyomedikal. İlahiyat fakültesi ileride. Ya orası tıpla alakalı olan kısımları. Daha doğrusu sağlıkla alakalı olan kısımları. Bu kısmı atmışlar. Şurası tıp fakültesi mi? Selam mı verdi? Vallahi verdiyse de göremedim. Bakıyorum. Aynen burası tıp fakültesi. Radyoloji, onkoloji, nükleer tıp falan sağ tarafa dönün diyor. Buralar ölü kısım biraz. Kimsenin burada bir işi olmuyor. İnan emin olun ben de ayda yılda bir geliyorum. Burada bölümde kafeler falan da yok burada. Bölümde okuyanlar geliyor anca. Burası sağlık bilimleri işte benim bildiğim. Hemşirelik olsun, onlar olsun. Bu sağ tarafta oluyor. Yolda ileride bitecek. Üniversite çok geniş. Üniversitenin içinde otobüsler ücretsiz. Eğer arabayı bıraktığınız zaman otobüse binip de gezebilirsiniz. Burada ne yazıyor?
Bakım İşletme Şube Müdürlüğü. Şurada da yol bitiyor arkadaşlar. Açık da yani bitiyor. Gitmemizi gerektirecek bir şey yok. Buradan U atalım. Bu yol arka bir yol var. Oraya bağlanmıyor da en son. Toprak bir yoldan devam ediyorsunuz. Ondan sonra bariyer kurmuşlar oraya. Çünkü kaçak geçiş ya da giriş olabilir diye tahmin ediyorum. Çıkışın kaçağı olmaz, rahatça çıkıyorsun ama oradan kaçak giriş yapmasınlar diye bu yol bitiyor. Bir kere merakımdan gitmiştim yıllar önce ama emin olun hatırlamıyorum. Belki 4 belki 5 yıl oldu. Okulu söyleyeceklerim bu kadar. Biraz da turlayayım. Bunu sadece anı olarak ileride açmak için, açıp izlemek için yaptım. Birazcık müzik açayım, ben de takılayım. Burada bir kafe var. Kafe mi burada? Yok. Abi lan kafeymiş ha. Müze kafe. Yani okulda popüler yerler olur ya, burada alakası yok arkadaşlar. O yüzden hiçbirimizin de işi olmuyor. Bir de uzak yani bize. Gelip burada mühendislik okuyup burada olmak saçma. Ben sadece etrafından dolaştım. Biraz ara kısımları da gireyim sizin için. Video biraz uzun oldu ama ne yapalım. En azından biri Çikolata Üniversitesi falan yazarsa anlamış olur. En azından bir gezmiş gibi olur diye düşünüyorum. Alt 2'ye düşmüş ortalama. Üniversite bu arada yukarıda olduğu için hep tırmanıyoruz. Ben mesela buradan indiğim zaman aşağıya kadar 2.8, 2.7 falan oluyor ortalama. Tabii bu gerçek ortalama değil. Aralarda falan da küçük kantinler, böyle nasıl söyleyeyim, kafeler falan var. Onları söyleme gereksinimi hissetmedim. Ama böyle gerçekten çok güzel bir yemek yiyebileceğiniz, ben isterdim ya, böyle oturayım güzel bir yemek yiyeyim. Tamam, öğrenci adam uyguna yemek yer de biz uyguna yemek yiyip güzel yediğimiz yerler de var hepimizin. Adana'da yaşıyoruz yani, kebap 20 lira. Şimdi o 20 lira demeyin, en iyisi öyle. Ama burada mesela okul zamanı, sınav zamanı çıkamıyoruz. 11'de sınavım oluyor, 3'te bir sınavım daha olacak, git gel vakit kaybettirecek. Öyle olunca da düzgün bir yemek istiyoruz ama maalesef öyle bir yer yok arkadaşlar. Ben isterdim öyle güzel bir yer açılmasını. Oturup kafe olarak kullanabileceğiniz bir o Starbucks var, o ilk girişte gösterdim. Kıyıda köşede orada. Küçük bir Starbucks, öyle amşam bir yer değil. Şu an bence en güzel bir solunum ettiği bir yer açıldı. En güzel, en güncel, en oturulabilecek yer orası. Temiz olarak ama diğerlerinde manzarası var. Hep yeşillik okul böyle. Şuradan sağlayayım mesela. Buraya açıldı. Buralarda yeni kafeler yapılıyor. Muhtemelen siz yıllar sonra bu videoyu izlerseniz burası, buralar dolu olmuş bir şekilde durur. Buraların hepsi kafe olacak. Sadece burası açıldı. Buraların hepsi boş dükkan. Ayrıca içeriye doğru da gidiyor. Buralarda dolar diye tahmin ediyorum. Biz buradan U'muzu atalım. Gidelim. Muhtemelen birkaç yıla buralar fark edecek yer bulunca ben de mezun olmuş olurum herhalde o zamanı. Okul güzel, yazacak olanlar için öyle çok şey tipler olmaz burada. Yani çok artist, öyle kendini beğenmiş tipler olmaz. Genelde Adana'da yaşayıp ailesiyle burada okurlar. Mersin'den gelen olur. Doğu tarafından gelen olur. Ama böyle Anadolu tarafından, ben Nevşehirliyim, çok olmaz. Anadolu tarafı biraz Anadolu tarafına kayar. Konya'ya gider, Kayseri'ye gider, Ankara'ya gider olursa. Böyle o taraflardan pek gelen olmaz. İzmir falan çok nadir gördüm. İzmir'den gelen burada kafayı yer. Benim tahminim o yönde yani. Şurayı göstermeme gerek var mı? Hadi burayı da göstereyim. Burası Mithat Özsan amfisi. Burası da R1, R2 derslikleri. İleride iki tane bir amfi var. MMF1, MMF2. Buralarda bizim derslerimiz olmuyor. Sadece sınavlarımız oluyor. Biz 400-500 kişi toplu kaldığımız için bazı derslerden.
burada açıyorlar bize sınıfı. Amfide de çok fazla kalınan ders varsa amfide ders yapıyoruz. Genel anlamda tüm dersler normal dersliklerde oluyor. Bu burası neymiş? Burası güzel sanatlar ve şey, felsefe öğretmenliği. Benim bildiğim Almanca öğretmenliği falan da buraya bağlı. Başka size söyleyecek bir şeyim yok. Okul kabaca okula gelişi çektim. Gezdirdim sizi de. Kabaca bu şekilde. Şimdi şey yapayım, ben arabaya her zamanki yerine park edeyim bölümün oraya. Bir de manzarayı göstereyim size. Saat zaten 6'ya 3 var. Hoca ara verdiyse 10 dakika ara vermiştir. 6 çeyrek geçelim. İkinci derse girmem gerekiyor. Burası biraz yüksekte olduğu için de 20.30'a düştü derece. Böyle sessizlikte şey hoşuma gidiyor. Turbo spool sesi geliyor. Blow off falan olsa herhalde de damp var. Sesli bir damp var. Hevesim alana kadar her yerde çaf çuf gezermişim. Burada da derse girmemiş ya. Benimle aynı dersi var. Diye düşünüyorum. Burayı pek sevmiyorum. Şu arabanın önüne duralım. Videoyu burada keselim. Görüşürüz. Bakayım buraya dursak ne olur? Çok da güzel olur. Hiçbir şey olmaz. Baba. Megane'ın arkası da boştu. Rahat rahat çıkar. Biraz daha gelelim. Biraz daha gelelim. Ama kafam biraz yamuk kaldı. Tamam. Videoyu kapatıyorum.